bekleniyor. Şimdi bir son dakika gelişmesiyle devam edelim. Günlerdir takip ediyoruz. Haftalardır oylamalar yapılıyor ve bir türlü sonuç alınamıyordu. Yargıtay'daki o başkanlık düğümü dakikalar önce tamamlandı değerli izleyiciler. Yargıtay Başkanı 193 oyla Ömer Kerkez seçilmiş oldu. 37. turda Ömer Kerkez Yargıtay Başkanı olarak seçildi. Haftalardır, aylardır o oylamalar devam ediyor ve düğüm bir türlü çözülemiyordu. Mehmet Akarca, rakibi Mehmet Akarca ise 103 oy aldı. Yargıtay'ın yeni başkanı Ömer Kerkez oldu. Yargıtay, Anayasa Mahkemesi'nin kararına uyulmamasıyla başlayan yüksek yargıda, özellikle Anayasa Mahkemesi kararlarına uyulmamasıyla başlayan kriz, Yargıtay'da bir türlü sonuçlanamayan başkanlık seçimleriyle devam etmişti. 36. turda da seçimlerden bir sonuç çıkmamıştı. Tabii süreci de hatırlatalım, neler oldu bu süreç içerisinde. 348 üyenin bulunduğu Yargıtay'da 25 Mart'tan beri yapılıyor başkanlık seçimleri. Seçim 8 Mayıs'taki 35. tura kadar Mehmet Akarca, Muhsin Şentürk ve Ömer Kerkez olmak üzere 3 aday arasında geçmişti. Akarca mevcut Yargıtay Başkanlığı, Şentürk Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanlığı ve Kerkez 3. Hukuk Dairesi Başkanlığı görevindeydi. 36. turdan önce hatırlayacaksınız, Erdoğan'ın müdahalesiyle olduğu ileri sürülen bir gelişme yaşanmıştı. Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk adaylıktan çekilmiş ve başsavcılığa talip olduğunu açıklamıştı. Ve sonrasında o geri çekilme sonrasında artık 36. turda başkanın seçilebileceği ifade edilmişti. Ancak öyle olmamış, yine salt çoğunluk sağlanamamıştı. Bugün 37. turda Yargıtay'ın yeni başkanı belli oldu. Ömer Kerkez Yargıtay Başkanı seçildi. Bir son dakika gelişmesi olarak bu haberi de ekranlarınıza getirdik. O düğüm çözüldü Yargıtay cephesinde. Tabii önümüzdeki dakikalarda hem bu seçimi, bunun yansımalarını da konuşacağız. Bir yanda Ayhan Bora Kaplan soruşturması, bir yanda Sinan Ateş suikastı olmak üzere Ankara bugünlerde, bir yanda da tabii yargıda yaşanan bu gelişmeler doğrultusunda hareketli günler yaşıyor. Ankara'nın gündemine bakacağız. Şimdi İstanbul Büyükşehir